insansız su üstü araçları donanmalar için oyunun kurallarını değiştiren avantajlara dönüşüyor. Konuyla ilgili yayımlanan çalışmalar, robotik sistemlerin envantere katılmasının donanmalara mevcut personel kaynağı ötesinde bir yetenek kazandırabileceğini gösteriyor. Türkiye'de son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla robotik savaş ufkunu genişletip insansız sistemleri denizcilik alanına da intikal ettirmiş durumda. Şubat 2021'de tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk insansız su üstü aracı ULAK, bu yatırımların ilk önemli adımı oldu. Ares ve Metaxa'nın ortak üretimi olan bu yeni deniz harp platformu, saatte 65 km maksimum hıza ve 400 km operasyonel menzile sahip. Uzmanlara göre Türkiye'nin bu alandaki ilk platformu olan ULAK, Türk donanması için gerçek bir artı değer yaratmasının yanında gelecek vadeden bir potansiyele de sahip. Platform, elektronik harp, istihbarat ve mayınlara karşı da konfigürasyonlar sunabiliyor. Türk donanması insansız hava aracı olarak hali hazırda Bayraktar TB2 ve Anka'yı kullanıyor. Pantsir avcısı olarak bilinen Bayraktar TB2, Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya birçok cephede binlerce saatlik muharip uçuşuyla Türkiye'nin drone harbi envanterinin en önemli unsuru olarak adlandırılıyor. Donanmanın Anka varyantları da ayrıca dikkat çekiyor. Türk Deniz Kuvvetleri Anka kapasitesi, güçlü bir istihbarat ve durumsal farkındalık kabiliyeti sağlayan gelişmiş sistemlerle donatılmış durumda. Anka'nın otomatik tanımlama sistemi yüzlerce mil içindeki herhangi bir su üstü platformunu tespit etmesini sağlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri yakında daha büyük bir sistem olan Aksungur'u da teslim almaya başlayacak. Anka ailesinin de yapımcısı olan TUSAŞ tarafından imal edilen Aksungur, harp yükü konfigürasyonları dahilinde taşıdığı yeteneklerle iddialı bir denizaltı harbi sistemi olmaya aday. Aksungur, İHA'lar, ULAK ve diğer USV'lerle ağ bağlantılı bir şekilde çalışabilecek.